Herkese merhabalar. Yine bomba gibi bir kimya dersiyle karşınızda olacağım arkadaşlar. Şimdi konumuz periyodik özellikler olacak. Daha önceden nelerden bahsetmiştik? Periyodik sistemi genel anlamda tanımıştık. Periyodik sistemde yer bulma demiştik. Elementlerin periyodik sisteme nasıl yerleştiğini gözden geçirmiştik ve elementleri sınıflandırmıştık. Şimdi geleceğiz arkadaşlar periyodik özelliklere. Yani bazı fiziksel özelliklerin ve kimyasal özelliklerin periyodik olarak periyodik sistemde nasıl değişim gösterdiğini gözden geçireceğiz ve bu da ünitemizin son konusu olacak. Sonrasında da kimyasal türler arası etkileşimler adı altında yepyeni bir üniteye hep birlikte başlıyor olacağız. O zaman haydi bakalım neler varmış. Şimdi periyodik özellikler dedik arkadaşlar. İçeriğinde neler var şöyle birlikte gözden geçirelim. Atom yarıçapı, iyonlaşma enerjisi, elektron ilgisi, elektronegatiflik ve metalik ametalik özelliklerden bahsedeceğiz. Şimdi bu özellikler elementlerin sahip olduğu bazı nitelik belirleyici özellikler olacak arkadaşlar. Biz ne yapacağız peki? Bunların hem detaylarını, tanımlarını yapacağız. Ne anlama geliyor bunlar, onlardan bahsedeceğiz. Hem de periyodik sistemde sağa doğru ya da sola doğru gittikçe, aşağı yukarı doğru gittikçe bunlar nasıl değişim gösteriyor, ondan bahsedeceğiz. Ve dolayısıyla da bir elementin periyodik sistemdeki yerini biliyorsan başka bir elementle bu özellikleri kıyaslama şansına sahip olacağız. Arkadaşlar bu konuda şuna çok dikkat edeceğiz. Her biri için tabii ki bazı kurallar var. Çok önemli kurallar var. Bu kurallar bize aslında yönelimi söyleyecek. Ama her kuralın da kendi içerisinde bazı istisna durumları olacak. Tabii ki hepsi belli sebeplere bağlı olan istisnalar. Ve bu konuda her kuralı bilmek kadar istisnasını da bilmek o kadar önemli olacak. Sorularda da, karşımıza çıkan sorularda da özellikle bu istisnalar bize soru olarak yöneltilecek. Tamam mı? O yüzden kuralları çok iyi öğreneceğiz ama istisnaları da bir o kadar önemseyeceğiz ve ona göre öğreniyor olacağız. Peki bu dersi tamamladığımız zaman, yani bu kavramların hepsini ve periyodik özelliklerdeki değişimleri öğrendik, biz neler elde etmiş olacağız? Farklı türde elementlerin özelliklerini kıyaslama şansına sahip olacağız. Ve elementlerin periyodik sistemdeki konumları ile sahip oldukları bu özelliklerin ilişkilerini de incelemiş olacağız aslında. Tabii ki bu da bizi ödevlerimize götürecek. Sıfırdan dokuza kimya kitabı tabii ki ilk ve önemli ödev kaynağımız arkadaşlar. Sayfa 84 ile 93 arasında burası bizim ödevimiz olacak. Peki neler var, hep birlikte bakalım arkadaşlar. Kitabımızda sol taraf bize konuyu anlatan, sağ taraf ise soruları içeren sayfalarımız olacak. Bu böylece devam edecek. Her sayfayı çevirdiğimizde bir konuyu öğrenip onunla ilgili sorular çözüyor olacağız. Ve bölümü tamamladığımız zaman da bizim karşımıza tarama testleri çıkacak. Genel bir bakış atacağız. Ve ünitenin sonuna artık geldiğimiz için arkadaşlar tarama testlerini tamamlamamız bizi ünite testlerine götürmüş olacak. Ünite testlerini de çözdüğümüz zaman artık yeni üniteye hazır hale geleceğiz. Tabii ki sıfırdan dokuza kimyayı tamamlamak yetmeyecek. Bir de arkadaşlar dinamo kimya kitabımız karşımıza çıkacak. Burada da test sıra 19 ile 22 arası bizim ödev sayfalarımız olacak arkadaşlar. Bu kitabımızda neler var peki? Onu şöyle bir değerlendirecek olursak, her sayfanın başında bir tane çözümlü örnek olacak. Bu çözümlü örnek yine aslında bize konuyu anlatan bir örnek olacak. Ve ardından 4 tane bu konuyla alakalı soru her sayfada bizi bekliyor olacak. Bu şekilde bütün konuyu tamamladıktan sonra yine tarama testleri karşımıza çıkacak. Ünitenin sonunda olduğumuz için ünite tekrar testlerini çözeceğiz. Ve ÖSYM tarzında soruların ve fen lisesine yönelik soruların bulunduğu testler olacak. En önemlisi de ünitenin sonunda yazılıya hazırlık tipinde sorular bizim karşımızda olacak arkadaşlar. Her iki kaynağımızda da sayfalardaki kare kodlar bizi video çözümlerine yönlendirecek ve bu sayede de tüm eksiklerimizi giderme fırsatı bulacağız. O zaman hemen başlayalım. Atom yarıçapı arkadaşlar, bahsedeceğimiz ilk konu olacak. Tanımdan gidecek olursak, bak, bir atomu biz küre olarak varsayacak olursak, kürenin yarıçapını nasıl belirlerdik biz? Merkezi ile en dış kısım arasındaki mesafe, değil mi? Atom için de aynı şeyi söyleyeceğiz. Çekirdekle en dışta kalan elektron arasındaki mesafeye biz o atomun yarıçapıdır diyeceğiz. Peki periyodik sistemdeki değişimi nasıl olacak bunun arkadaşlar? Bir grupta, herhangi bir grupta yukarıdan aşağıya doğru gittiğimizi varsayalım. Mesela sodyumla potasyumu ya da potasyumla rubidyumu birbiriyle kıyaslayacak olursak, yapacağımız nedir arkadaşlar? Aşağı doğru gittikçe katman sayısı artıyor. Çünkü biz periyodik sistemde bir elementin periyodunu belirlerken kaç tane katman içerdiğine bakardık, öyle değil mi? Yani elektronu taşıyan katman sayısı bize onun periyodunu verirdi. Dolayısıyla birinci periyotsa bir tane katmanı, ikinci periyotsa iki tane, beşinci periyotta yer alıyorsa beş tane katmanı vardır demek oluyor. Dolayısıyla
Katman sayısının artması tabii ki atom yarıçapının artması anlamına gelecek. Yani periyodik sistemde aşağı doğru gittikçe hangi gruptan bahsediyorsak bahsedelim atom yarıçapı artar diyeceğiz. Peki soldan sağa doğru gittikçe bak bu defa bir periyottaki değişimden bahsediyoruz arkadaşlar. Yani eğer herhangi bir periyottan bahsediyorsan bu periyottaki bütün elementlerin içerdiği katman sayısı birbirine eşit olacak. O zaman çapla ilgili değişimi bize farklı bir bilgi söyleyecek. Yani bu defa çapın nasıl değiştiğini katmana bakarak söylemeyeceğiz. Proton ve elektron sayısına bakarak söyleyeceğiz. Diyeceğiz ki periyodik sistemde sağa doğru gittikçe atomun çekirdeğinde yer alan proton sayısı artar, öyle değil mi? Sonuç itibariyle atom numarası artıyor sağa doğru gittikçe. Bunun yanı sıra elektron sayısı da artar. Dolayısıyla çekirdekteki pozitif yük arttı, katmanlarda yer alan negatif yük arttı ve bunlar arasındaki çekim de arttı, öyle değil mi? O yüzden de sağa doğru gittikçe çekim kuvveti arttığı için atom yarıçapının küçülmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. O zaman şöyle bir genelleme yapabiliriz. Periyodik sistemde herhangi bir periyotta yer alan elementlerden yarıçapı en büyük olan 1A grubunda, en küçük olan da 8A grubunda yer alacak. Sağa doğru gittikçe atomun büzüştüğünü göreceğiz. Yani atomun çapının küçüldüğünü söyleyeceğiz. Hemen birkaç tane örnek çözelim. Daha iyi otursun bizim için. Berilyum, magnezyum, kalsiyum, bunların yarıçaplarını kıyasla diyor. Bak hemen atom numaralarına gidiyoruz. 4, 12 ve 20. Arkadaşlar sadece atom numarasını bilmek yeterli değil. Bizim periyodik sistemdeki konuma ihtiyacımız var. Tabii ki bunu da atom numarasından yola çıkarak bulacağız. Berilyumun elektron dizilimi şöyle 2'ye 2. Magnezyumun 2, 8, 2 şeklindeydi. Kalsiyumun da 2, 8, 8, 2 şeklinde olduğunu görüyoruz. Şimdi bu ne demek? Hepsi 2A grubunda, yani periyodik sistemin aynı grubundalar ama katman sayısı değiştiği için bunların grubu değişmiş oluyor. Pardon, periyodu değişmiş oluyor. Yani biz periyodik sistemde bunlara dair bir kesitten bahsedecek olursak hepsi 2A grubunda. Eğer berilyum buradaysa magnezyum onun hemen altında, kalsiyum da onun hemen altında yer alacak. Bu ikinci periyotta, bu üçüncü periyotta, bu da dördüncü periyotta, öyle değil mi? Dolayısıyla aslında periyodik sistemde aşağı doğru gittikçe nasıl bir değişim olduğunu değerlendirmemiz gerekecek. Demek ki kalsiyum en aşağıda olduğu için en büyük, sonra magnezyum, sonra da berilyum gelmeliymiş. Şimdi diğer soruya geçecek olursak fosfor, kükürt ve kloru kıyaslayacağız. Arkadaşlar hemen bakıyoruz. 2, 8, 5. 5A grubunda ve 3. periyotta. 2, 8, 6. 6A grubunda, yine 3. periyotta. Bu da 2, 8, 7. Dolayısıyla 7A grubunda, bu da 3. periyotta. Bu defa da hepsi aynı periyottalar. Yani hepsinin periyodu 3 ama yan yana duruyorlar. Fosfor 5A, kükürt 6A, klor ise 7A grubundaymış. Yerleşim şekilleri de böyleymiş. Yani periyodik sistemden karşımıza bir kesit alacaksak bunların bulunduğu konum bu şekilde olacakmış. O zaman ne demiştik? Periyodik sistemde sağa doğru gittikçe atom yarıçapı küçülür. Demek ki burada en solda olan en büyük atom yarıçapına sahip olacaktır. Fosfor büyük, kükürt büyük, klor şeklinde değerlendirmeye alabiliriz. Şimdi o zaman atom yarıçapına genel bakışımız neydi arkadaşlar? Bir periyodun en büyük yarıçaplı elementi hangi gruptadır? Hemen bu soruya yakalayalım. Şimdi bir periyottan, aynı satırdan bahsettiğimiz zaman sağa doğru gittikçe küçülüyordu, öyle değil mi? Demek ki en solda en büyük grup olacak. Bize en büyük yarıçaplı dediğine göre 1A grubu her zaman için kendi periyodunun en büyük yarıçaplı elementini taşıyacak. Bir grubun en büyük yarıçaplı elementi hangi periyottadır? Arkadaşlar ne dedik? Aşağı doğru gittikçe artıyor. Şimdi bir periyot gruptan bahsettiğimize göre en alttaki periyot en büyük yarıçaplı elementi içerecek. Demek ki 7. periyot. Şimdi toplam 7 periyot vardı. En alttaki periyot 7. periyot olduğuna göre o en büyük yarıçaplı elementi içerecek. En büyük ve en küçük yarıçaplı elementler hangileridir? Arkadaşlar periyodik sistemin sol en altında yer alan fransiyum elementi tabii ki en büyük yarıçaplı element olacak bu durumda. Sağ en üstte yer alan helyum elementi ise en küçük yarıçaplı elementimiz olacak. Bak atom numarası doğrudan atom yarıçapı ile ilgili bize bilgi vermez. Bak hidrojen burada olmasına rağmen helyumun ondan daha küçük yarıçaplı olmasını bekleyeceğiz daha sağda olduğu için. Hemen biraz daha karmaşıklaştırılmış sorular çözelim o zaman. Flor, neon, sodyum ve magnezyumu bizim kıyaslamamızı istiyor. Arkadaşlar ne yapacağız? Hemen gene periyodik sistemdeki yerlere gidelim. 2'ye 7 bunun atom numarası ve elektron dizilimi. 2'ye 8 neonunki. Sodyuma geldiğimiz zaman 2, 8, 1 oluyor, öyle değil mi? İkinci katman tamamlanıyor çünkü. Magnezyum 2, 8, 2 şeklindeydi. Şimdi o zaman bunlar
ikinci periyotta yer alıyorlar ama sodyumla magnezyum üçüncü periyotta yer alıyor. Bak sadece periyot bilgisini bulduğumuz anda bile şu yorumu yapabiliriz. Şimdi üçüncü periyotta demek ki daha fazla katmanı var. Demek ki sodyum ve magnezyumun yarıçapı flor ve neondan daha büyük olmalı. Bir kere sadece periyottan bunu söyleriz. Gruba gelecek olursak sodyum magnezyuma kıyasla daha solda olduğuna göre ikisi aynı periyottalar sonuç itibariyle. Demek ki sodyumun magnezyumdan daha büyük bir yarıçapa sahip olmasını bekleyeceğiz. Florla neonu kıyasladığımız zaman da flor daha solda yer aldığına göre. Çünkü flor 7A grubunda, neon 8A grubunda. Hemen grupları da şöyle belirtelim. 7A, 8A. Bu 1A'da son katmandaki elektron sayısı 1 olduğu için magnezyum da 2A'da. Demek ki flor büyük, neon şeklinde olmalı. Bunlar arasındaki en küçük yarıçap periyodik sistemde de en sağ, en üstte olan neona ait olmalıymış. Şimdi şöyle de verebilir bize X, Y, Z, T şeklinde. Bizim için gene sistemde değişen bir şey yok. Periyodik sistemdeki konuma bakacağız ve yorum yapacağız. Şimdi bu 14 olduğuna göre 2, 8, 4 olmalı. 2, 8, 6 olmalı. Bu 2, 8, 8 olmalı. Bak 3'ü de 3. periyotta çünkü 3 tane katmanı var. Ama T'ye geldiğimiz zaman 2, 8, 8, 2 şeklinde olmalı. Demek ki o 4. periyotta. Bak 3. periyot, 3. periyot. Bu da 3. periyot ama bu 4. periyotta yer alıyor. Sadece buradan bile T'nin en büyük olması gerektiğini anlarız zaten. X, Y ve Z'yi kıyaslayacak olursak arkadaşlar. Bu 4A'da, bu 6A'da, bu da 8A'da ve hepsi aynı periyottalar. O zaman ne diyeceğiz? Hangisi daha soldaysa o daha büyük olmalıdır. Yani X, Y'den büyük olacak. En küçükleri de Z olmak zorunda ki zaten 3. periyodun en küçük yarıçaplı elementini 8A'daki Z elementi olmasını da bekliyorduk arkadaşlar. İyonlarda yarıçapa gelecek olursak. Şimdi iyon ne demek? Hemen onu bir hatırlayalım. Elektron alışverişi yaparak yüklü hale geçmeye biz iyon adını veriyorduk. Öyle değil mi? Eğer artı yüklüyse katyon, eksi yüklüyse de anyon olarak adlandırılıyordu. Şimdi bu bilgiyi alacak olursak. Bir atom elektron verirse çapı büyür mü küçülür mü? Hemen o mantıktan bir gidelim. Mesela lityumu burada karşımıza örnek olarak almışız. Elektron verdiği zaman arkadaşlar neyi görüyoruz biz? Bu son katmanın ortadan tamamen kalktığını, bir katman azaldığını görüyoruz. Dolayısıyla sadece katman kaybından bile atomun yarıçapının küçüldüğünü anlarız. Bir de bunun üstüne çekirdekteki proton sayısında hiçbir değişiklik yok. Hala daha 3 tane proton olacak, öyle değil mi? Ama çektiği elektron sayısı azalmış olacak. Dolayısıyla hem katman kaybetti hem de bunun üstüne bir de elektronlara yapılan, elektron başına düşen çekim kuvveti artmış oldu. Bu da neye sebep olacak? Atomun daha da büzüşmesine sebep olacak. O yüzden nötr bir atom eğer elektron verirse yarıçap küçülür. Hem de inanılmaz derecede fazla küçülür çünkü katman kaybı var. Gelelim anyon haline gelmesine arkadaşlar. Mesela floru düşünelim. İlk katmanda 2 elektron, ikinci katmanda 7 tane elektron var. Şimdi flor dışarıdan bir tane elektron alır, eksi yüklü hale gelirse, yani bir anyon oluşturursa. Şimdi katmanda bir değişen yok. Hala daha 2 tane katmanı var. Dolayısıyla katman kazancı olmadığı için bundan kaynaklanan bir çap büyümesinden de bahsetmeyeceğiz. Ancak çekirdekteki proton sayısı değişmedi. Hala daha ikisinde de 9 tane proton var. Ama burada 9 proton 9 elektronu çekmeye çalışıyordu. Burada 10 elektronu çekmeye çalışıyor. Dolayısıyla anyon haline geldiği zaman elektron başına düşen çekim kuvveti azalmış oluyor. Bu da neye sebep oluyor? Elektronlar artık daha serbestçe davranabiliyor ve çekirdekten daha rahat bir şekilde uzaklaşabiliyor. Bu da atom yarıçapının artması anlamına geliyor. Yani bir atom katyon haline geliyorsa çapı inanılmaz küçülür. Ama anyon haline geliyorsa birazcık büyür şeklinde değerlendirebiliriz. Şimdi burada oksijen, flor, neon, sodyum. Bunların önce bir yarıçaplarını kıyaslamamızı istemiş soru bizden. Hemen yine periyodik sistemdeki konumlara gidelim. 2'ye 6, 2'ye 7, bu da 2'ye 8'dir. Bu 2, 8, 1'dir, öyle değil mi? Dolayısıyla periyodu fazla olduğuna göre sodyum en büyük olacak. Sonrasında da soldan sağa doğru oksijen, flor ve neon şeklinde bunların yarıçaplarını sıralayabileceğiz az önce yaptığımız gibi. Ama bize oksijenin eksi 2, florun eksi 1, neonun nötr ve sodyumun artı 1 yüklü hallerini sorarsa hemen bizim bakmamız gereken şey ne olacak? Elektron sayısı ve elektronların katmanlara dizilimi olacak arkadaşlar. Şimdi 8 tane protonu var. Eksi 2 yüklü olması demek dışarıdan 2 elektron alıp 10 tane elektrona sahip olması demek. Öyle değil mi? Florun da 10 elektronu var. Neon nötr olduğuna göre zaten proton sayısı
elektron sayısına eşit. Sodyum da artı bir yüklü olduğuna göre bir elektron kaybetmiştir ve onun da 10 tane elektronu vardır. Dolayısıyla bunların hepsinin hem elektron sayısı hem de dolayısıyla elektron dizilimleri birbiriyle tamamen aynıdır. Ve bu taneciklere de izoelektronik tanecikler diyorduk. Hemen bir onu da hatırlamış olalım arkadaşlar. Şimdi bunların yarıçaplarını kıyaslayacaksak şuna bakacağız. Artık elektron dizilimleri, katmanların durumu hepsi birbirine eşit olduğuna göre burada çapı belirleyen şey çekirdekteki proton sayısı olacak. Ve hangisinin çekirdeğinde daha fazla proton varsa o elektronlara daha fazla çekim uygulayacağı için çapın daha küçük olmasına sebep olacak. Yani ne diyeceğiz? Sodyum 11 tane protonla 10 elektronu çekiyor. Demek ki sodyumun yarıçapı en küçük olmalı. Oksijen ise sadece 8 tane protonla 10 elektronu çekmeye çalıştığı için daha büyük bir çapa sahip olacak. Yani oksijen en büyük olacak. Sonra flor, sonra neon, en küçük yarıçapta sodyum artı iyonunda yani katyonunda olacak arkadaşlar. Geliyoruz bir diğer konumuz olan iyonlaşma enerjisine. Bak iyonlaşma enerjisinde tanım çok önemli olacak. Diyeceğiz ki nötr ve gaz halindeki bir atomdan değerlik elektronlarından yani en son katmanda bulunan elektronlardan sadece bir tanesini koparmak için gereken enerji. Yani biz ne kadar enerji vereceğiz ki bu elektronu o tanecikten o atomdan alıp koparabilelim. O zaman bunu bir tepkime olarak yazacaksak ne diyeceğiz arkadaşlar? X taneciği olacak ve bu gaz halde olacak. Buna biz belli miktar enerji vereceğiz. Artı yüklü bir X taneciği ortaya çıkacak ve bir elektronu oradan koparıp almış olacağız. Tamam. Dolayısıyla şuradaki enerji değeri ne kadar büyük olursa iyonlaşma enerjisi de o kadar büyük olur. Yani şöyle de değerlendirebiliriz. Bir atomdan elektronu koparmamız ne kadar zorsa iyonlaşma enerjisi o kadar yüksektir. Tamam mı? Şimdi bize ne diyeceğiz periyodik sistemdeki eğilimden? Periyodik sistemde herhangi bir grupta aşağı doğru gittikçe az önce ne dedik? Atomun çapı büyür çünkü katman sayısı artar. Dolayısıyla da bu koparmak istediğimiz elektronun, değerlik elektronu yani son katman elektronunun çekirdekle arasındaki mesafe açılmış olur. Bu da çekirdeğin bu elektrona uygulayacağı çekim kuvvetinin düşmesi demek. Yani o elektronu daha kolay koparacağız anlamına geliyor. Bu da neye sebep olur? Çekim azaldığı için iyonlaşma enerjisinin azalmasına sebep olacak. Yani iyonlaşma enerjisini aslında genelleme yaparak çapla ters orantılıdır diyebiliriz. Çap büyüdükçe iyonlaşma enerjisinin azalmasını bekleyeceğiz. Hemen sorumuzu çözelim. Hidrojen, lityum, sodyum arkadaşlar 1A grubu, 1A grubu, 1A grubu. Çünkü elektron dizilimi bunda 1, bunda 2'ye 1, bunda 2, 8, 1 şeklinde. Ama periyotları farklı. Yani bunları periyodik sistemdeki konumlarını şöyle değerlendirmeye alacak olursak. Hepsi 1A grubunda, hidrojen burada, lityum burada, sodyum da burada yer alıyormuş. Dolayısıyla ne dedik biz? Aşağı doğru gittikçe çap büyüyor, o zaman sodyum çapı en büyük olan ve çap büyüdükçe de elektron koparmamız zorlaşıyor. O yüzden de iyonlaşma enerjisi en düşük olan sodyum. Yani iyonlaşma enerjisi kıyaslayacaksak hidrojen büyük, lityum büyük, sodyum şeklinde çapın tam tersi yorumla bunları kıyaslayabiliriz. Burada arkadaşlar 3 aşağı 5 yukarı diye bir kural devreye girecek, tamam mı? Çünkü öncelikle bir periyodik sistemde sağa doğru gittikçe ne olur ona bir karar verelim. Arkadaşlar diyeceğiz ki sağa doğru gittikçe çap küçülür. Öyle değil mi? Az önce öğrendik bunu zaten. Çap küçüldükçe çekirdekle elektron arasındaki mesafe kısaldığı için daha fazla çekim uygulanır. Bu yüzden de elektronu koparmamız zorlaşır. O zaman periyodik sistemde sağa doğru gittikçe iyonlaşma enerjisinin artmasını bekleyeceğiz. Ama burada genellikle artar diyeceğiz. Çünkü bazı istisnalarımız var burada ve bu istisnaları da işte 3 aşağı 5 yukarı kural olarak değerlendireceğiz. Hani dersin başında dedik ya kuralı öğren ama istisnayı da kesin öğren diye, işte bu onlardan birisi arkadaşlar. Bu ne demek peki? Sağa doğru gittikçe artıyordu ya. Normalde 2A'nın 3A'dan daha küçük olmasını bekleriz. Periyodik sistemde daha solda olduğu için. Ama herhangi bir periyotta 2A ve 3A grubu elementlerini kıyasladığımız zaman 2A'nın 3A'dan daha yüksek olduğunu göreceğiz. Aynı şey 5A ve 6A arasında da geçerli. Herhangi bir periyotta 6A ve 5A grubu elementlerini kıyasladığımız zaman 6A daha sol, sağda olmasına rağmen yani daha yüksek bir iyonlaşma enerjisine sahip olmasını beklememize rağmen daha düşük bir iyonlaşma enerjisine sahip olduğunu göreceğiz arkadaşlar. Bu da en önemli ve ilk istisna kuralımız olarak karşımıza gelecek. Mesela lityum, berilyum, bor bunların iyonlaşma enerjilerini kıyasla diyor bak. 2, 1, 2, 2, 2, 3 şeklinde. Yani biz bunları periyodik sistemde şöyle konumlandırdığımız zaman yan yana duruyorlar. Bu lityum 1A grubunda, berilyum 2A grubunda, bor ise 3A grubunda yer alacak. Burada lityum var, burada berilyum, burada bor var. Tabii ki arada geçiş metalleri var ama aynı periyotta olduğu için orayı önemsemeyip buraya yazmamıza gerek yok. Şimdi bunların o zaman sınırlamasını nasıl yapacağız iyonlaşma enerjisine göre? Ne dedik? Sağa doğru gittikçe artacak.
Dolayısıyla aslında bor büyüktür, berilyum büyüktür, lityum beklentimizdi. Ama bize istisnamız diyordu ki 3A 2A'dan daha düşük iyonlaşma enerjisine sahip olur. O zaman 2A'daki berilyum en büyüktür. Sonra bor gelir ve 1A grubundaki lityum bunlar arasındaki en düşük iyonlaşma enerjisine sahip elementtir. Aynı şeyi bunlar için yapalım. Azot, oksijen, flor arkadaşlar 2,5, 2,6, 2,7. Yani periyodik sistemde 3'de ikinci periyotta yer alıyorlar ve 5A, 6A ve 7A gruplarında konumlanmış durumdalar. Burada azot var, burada oksijen, burada flor var. Şimdi bunları sınıflandırdığımız zaman yine aynı şekilde sağa doğru gittikçe artmasını bekliyoruz ama ne demiştik? 5A, 6A'dan daha büyük olacak. Yani 7A'daki flor tabii ki en büyük ama sonrasında oksijen değil de azot gelmeli. Oksijen ondan da daha düşük bir iyonlaşma enerjisine sahip olmalıdır diyeceğiz. Bunu şöyle bir grafikle de açıklayabiliriz arkadaşlar. Şimdi periyodik sistemdeki değişim üzerinden de gidecek olursak. Mesela periyodik sistemin ilk elementi hidrojen değil mi? Bak onu buraya yerleştirdiysek. Daha sağda yer alan helyumun tabii ki ondan daha yüksek bir iyonlaşma enerjisine sahip olmasını bekleyeceğiz. Ama atom numarası 3 olan lityum nerede? Daha 1A'ya geri dönmüş oluyoruz. O yüzden lityum hidrojenden de daha düşük bir iyonlaşma enerjisine sahip olacak. Daha aşağı düşecek. Sonrasında 4 dediğimiz zaman burada bak daha yüksek bir iyonlaşma enerjisi. 5 dediğimiz zaman artık 2A ve 3A grubu elementleri devreye girdiği için bak bor yani 3A grubu elementinin iyonlaşma enerjisi berilyumdan biraz daha düşük ama lityumdan da daha yüksek olmasını bekleyeceğiz. 4A'daki karbon gelecek sonradan. Azot gelecek. Azot 5A'da, oksijen 6A'da yer aldığı için oksijen azotla karbon arasında bir değere sahip olacak. Sonra 7A'daki flor, sonra 8A'daki neona geçeceğiz. Bir sonraki atom numarası 11 olan sodyum bak ta 3. periyodun 1A'sında. Dolayısıyla sodyuma geçerken çok daha düşmesini bekleyeceğiz. Ve aynı şekilde 2A ve 3A arasındaki ve 5A ile 6A arasındaki bu merdiven sistemi burada da devam edecek. Ve bütün periyotlar için aynı durumu yazabiliriz. O zaman hemen şu sorularımıza cevap verelim. Bir periyodun en büyük iyonlaşma enerjisi hangi gruptadır? Herhangi bir periyottan bahsediyorsak eğer sağa doğru gittikçe genellikle artıyor dedik. Ve 8A grubu elementleri burada bir istisna oluşturmuyor. Dolayısıyla 8A grubu elementleri yani soy gazlar kendi periyodunun en büyük iyonlaşma enerjisine sahip elementlerdir. Bir grubun en büyük iyonlaşma enerjisi hangi periyottadır diyorsa... Şimdi yukarı doğru gittikçe artıyor. Dolayısıyla arkadaşlar mesela birinci periyottan bir A grubundan bahsediyorsan birinci periyot, 2A grubundan bahsediyorsan ikinci periyot en yüksek iyonlaşma enerjisine sahip olan element içerecek. Yani o grubun en üstünde hangi periyot varsa o bizim için en büyük iyonlaşma enerjisine sahip olan element olacak. O zaman bir genelleme yaparsak işte eğer 1A veya 8A'dan bahsediyorsak birinci periyot burada devreye girecek. Ya da işte 2A'dan şöyle 7A'ya kadar olan elementleri değerlendirmeye alacak olursak bunlar zaten ikinci periyottan başladığı için ikinci periyot o grubun en yüksek iyonlaşma enerjisine sahip olan elementi içerecek. Gelelim arkadaşlar iyonlaşma enerjilerinden yola çıkıp bir elementin hangi grupta yer aldığını söyleyebilir miyiz? Şimdi dedik ki tanım olarak biz bir tane atomdan bir tanecik elektron koparıyorsak burada gerçekleşen enerji değişimine iyonlaşma enerjisi diyorduk. Ama bu birinci iyonlaşma enerjisi. Çünkü bizim atomdan başka koparacağımız elektronlar da varsa onun içinde belli bir enerji harcayabiliriz. Bu durumda ikinci bir elektron içinde ikinci iyonlaşma enerjisi değerini harcamış oluruz. Üçüncü bir elektron koparmak istiyorsak burada üçüncü iyonlaşma enerjisi devreye girer ve her bir elektron kopardığımız zaman bir sonraki elektronu koparmamız zorlaşır. Çünkü çekirdekteki proton sayısı sabittir, değişmiyor. Biz elektron koparıyoruz. O yüzden her bir elektron kopardığımız zaman bir sonraki elektron için uygulanan çekim kuvveti artacak. Bu da bizim koparmamızı zorlaştıracak. Tamam mı? Bu bize neye götürür arkadaşlar? Herhangi bir atomda biz iyonlaşma enerjilerini sıralayacaksak eğer diyeceğiz ki birinci iyonlaşma enerjisi yani IE1 olarak sembolize ettiğimiz değer en küçük iyonlaşma enerjisidir ve arttıkça artacaktır. Yani bizim iyonlaşma enerjisini şu 3 olacak, IE4 olacak ve böylece devam edecek. Ve diyeceğiz ki bir atomda kaç tane elektron varsa bizim bu elektronların hepsini koparmak için belli bir enerji değeri vardır. Dolayısıyla da o kadar iyonlaşma enerjisi vardır diyeceğiz. Mesela hidrojenden bahsediyorsak sadece bir tanecik elektron olduğu için bir tane iyonlaşma enerjisi olur. Helyumda iki tane vardır. Dolayısıyla iki iyonlaşma enerjisi vardır ve görüyoruz ki artarak devam etmiş. Lityuma geliyoruz.
3 elektron var, o zaman 3 tane yonlaşma enerjisi olacak. Ve artarak devam edecek. Ama lityuma geldiğimiz zaman şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Bak 520'den 7298'e çıkmış. Yani 10 katından fazla büyümüş. Sonra da 11815'e geçmiş. Yani şu ikisi arasındaki fark 2 kat bile değilken burada 10 katının üzerinde bir artış var. İşte bu uçurum bize şunu söylüyor aslında. Şimdi lityumun elektron dizilimini yazacak olursak çekirdek var. Çekirdekte 3 tane proton, birinci katmanda 2 elektron var. İkinci katmanda 1 tane elektron var, değil mi? Şimdi bu diyor ki şu elektronu koparırken ben sadece 520 enerji harcarım ama ikinci elektron artık bir alt katmanda ya, bunun için çok daha fazla enerji harcamam gerekiyor. O yüzden ben sadece şu düzene bakarak en üst katmanda yalnızca bir elektron olduğunu anlayabilirim. Yani bir uçurum oluşmuşsa o uçurumun öncesinde yer alan elektron sayısı bize değerlik elektron sayısını verir. Bu da o elementin 1A grubunda olduğunu bize söyler arkadaşlar. Çünkü değerlik elektron sayısı grup numarasını bulmamızı sağlıyor. Hemen bir tablodan bunu böyle biraz daha iyi anlayalım. Şimdi tabloda bize ne demiş arkadaşlar? Bak 495, 4565 neredeyse 10 katına çıkmış. Sonra artış gayet normalleşmiş. Demek ki uçurum burada, o zaman bir tanecik değerlik elektronu vardır. O zaman grubu da 1A'dır deriz. Ya da Y'ye geldik. Bak artış gayet normal, sonra deli gibi katlanmış, sonra gene normale dönmüş. Demek ki şurada bir uçurum var. O zaman şu ilk iki kopardığım elektron en üst katmandaymış. Yani değerlik elektron sayısı 2'ymiş. O zaman bu 2A grubunda yer alıyormuş. Z'ye geçtik. Bak normal bir artış, gene normal bir artış. Burada uçurum var, değil mi? Uçurumu buldum. Demek ki şuradaki 3 elektron benim değerlik elektronlarımmış. O zaman bu 3A grubunda yer alıyormuş. T'ye geçtik arkadaşlar. Artışa baktığımız zaman nerede? Şurada bir uçurum olduğunu görüyoruz. Demek ki şuradaki 4 elektron değerlik elektronuymuş ve bu 4A grubu elementiymiş. Veya buraya baktık arkadaşlar. 419'dan birden 3069'a zıplıyor. Hemen birincide bir uçurum görüyoruz. Demek ki değerlik elektron sayısı 1'miş. 1A grubundaymış. Veya buraya geldiğimiz zaman gene uçurumun burada olduğunu fark ediyoruz. Demek ki değerlik elektron sayısı 2'ymiş. O zaman 2A grubunda yer alıyormuş. Şimdi bir, sadece tabloyu bularak biz hangi grupta yer aldığını söyleriz. Ama periyoduyla ilgili bir bilgimiz yok arkadaşlar. Çünkü 5'ten daha fazla elektrona sahip olduklarını sadece bu tablo bize söylüyor. Ama şöyle bir kıyasa gideriz. Bak X 1A grubunda, K'da 1A grubunda, değil mi? Şimdi bunların biz atom yarı çaplarını mesela kıyaslarız. Neden? Ya da yonlaşma enerjilerine baktığımız zaman periyodik sistemdeki yerleriyle ilgili yorum yaparız. Şimdi X'in birinci yonlaşması 495, K'ninki 419. Ne dedik biz? Bunlar aynı grupta olduğuna göre periyodik sistemde yukarı doğru gittikçe yonlaşma enerjisi arttığına göre demek ki X K'ya göre daha yukarıdaymış. O zaman mesela atom yarıçapı da daha küçükmüş. Ya da Y ve L'yi kıyasladığımız zaman Y'nin birinci yonlaşma enerjisi L'den daha büyük olduğuna göre demek ki Y periyodik sistemde daha yukarıda yer alıyormuş diyebiliriz. Hangi periyotta bilmiyoruz tabii ki ama en azından Y'nin L'nin üzerinde olduğu ile ilgili net bir bilgimiz var. Hemen birkaç tane soru çözelim o zaman. X 17, Y 18, Z 19, T 20 bunları birinci yonlaşma enerjilerine göre kıyasla demiş. Her zamanki gibi ne yapıyoruz? Periyodik sistemdeki konuma gidiyoruz arkadaşlar. 2 8 7, 2 8 8, 2 8 8 1 ve 2 8 8 2 şeklinde. Bak 3. periyot, 3. periyot, 4. periyot ve 4. periyot, değil mi? Bu 7A grubunda, 8A grubunda, 1A grubunda ve 2A grubunda. O zaman çapın tam tersi olduğunu söyleyeceğiz. Çünkü 3 aşağı 5 yukarı kuralını ilgilendiren bir durum da yok burada. Periyodik sistemde en sağ en üstte bunlar arasında Y var. Demek ki birinci yonlaşma enerjisi en büyük onda. Sonrasında X gelecek. Bunlar arasında da T büyük Z'dir şeklinde yorumlayacağız arkadaşlar. Yani çapın tam tersi diyeceğiz. Buraya gelecek olursak 2 5 şeklinde. 2'ye 6, 2'ye 7... Burada 2, 8, 1 var elimizde. 2, 8, 2 var. 1 de 2, 8, 3 var. Şimdi periyotlarla başlayalım. Bak ikinci periyot, ikinci periyot, ikinci periyot. Bunlar da üçüncü periyotta yer alıyorlar. Gruplara bakıyoruz. 5A'da, 6A'da, 7A'da. Bunlar da 1A'da, 2A'da ve 3A'da yer alıyorlar. Şimdi yoğunlaşma enerjisini kıyaslıyorsak tabii ki önce bir periyoda bakacağız. Yani daha doğrusu katman sayısına bakacağız. Periyot arttıkça yoğunlaşma enerjisi düşüyordu. O zaman diyeceğiz ki şu üçünün yoğunlaşma enerjileri üçüncü grupta olduğuna göre bu üçünden daha düşük olmalı. Yani K, L, M'nin yoğunlaşma enerjileri kesinlikle N, P, R'den daha büyük. Peki bunları kendi içerisinde kıyaslayacak olursak. Şimdi 7A'dakinin en büyük olmasını bekleyeceğiz tabii ki.
Ancak 6A ve 5A devreye girdiği zaman bunlarda bir yer değiştirme oluyordu. Yani K, L'ye göre daha sağda, solda olmasına rağmen daha büyük iyonlaşma enerjisine sahip olacak 5 yukarı kuralından ötürü. Bu üçünü kıyaslarken de diyeceğiz ki arkadaşlar N 1A'da zaten. Onun en küçük olduğu kesin. Ama P ve R'yi kıyasladığımız zaman P daha solda olmasına rağmen daha büyük bir iyonlaşma enerjisine sahip. Yani P R'den büyük olacak. En küçüklerinin de N olmasını bekleyeceğiz bunları kıyaslarken. Elektron ilgisine gelecek olursak bir diğer çok önemli periyodik özelliğimiz arkadaşlar. Yine çok benzer bir tanım var aslında. Diyeceğiz ki yine nötr olacak ve gaz halinde olan bir taneciğimiz, atomumuz olacak. Bu defa ona bir elektron verdiğimiz zamanki gerçekleşen enerji değişimine biz elektron ilgisi diyeceğiz. Tanım olarak da elektron almaya karşı istek olarak aslında biz bunu değerlendirebiliriz. Şimdi diyeceğiz ki arkadaşlar burada iki durum var karşımızda. İyonlaşma enerjisi her zaman için endotermikti, yani dışarıdan enerji alarak gerçekleşen bir tepkimeydi, ama elektron ilgisi dışarıdan enerji alarak veya dışarıya enerji çıkararak da gerçekleşebilir. Diyeceğiz ki eğer enerji değerini biz girenlere yazdıysak, bu endotermik ürünlere yazdıysak, egzotermik bir tepkimedir ve şöyle değerlendireceğiz. Endotermik olan bir tepkime demek ki bu elektronu almak istemiyormuş, biz zorla ona vermişiz. Ama egzotermik olan tepkimede bu elektrona karşı o kadar istekli davranmış ki buna karşılık enerji açığa çıkarmış. Dolayısıyla da Y'nin iyonlaşma elektron ilgisi X'e göre daha büyüktür. Yani bu tepkimede tepkime ne kadar egzotermikse, açığa çıkan enerji ne kadar büyükse elektron ilgisi de o kadar yüksektir diyeceğiz. Peki periyodik sistemdeki eğilime gelecek olursak. Şimdi yukarıdan aşağı doğru gittikçe katman sayısı ne yapıyor arkadaşlar? Artar diyoruz. Herhangi bir grupta aşağı doğru gidiyorsun. Dolayısıyla çekirdeğin elektronlara yaptığı çekim kuvveti aradaki mesafe arttığı için azalacak, düşecek. Bu da yeni bir elektrona karşı isteği azaltmış olacak. Yani elektron ilgisinin burada azaldığını göreceğiz. Herhangi bir grupta aşağı doğru gittikçe elektron ilgisi azalır diyeceğiz. Ama genellikle diyeceğiz, istisnadan az sonra bahsedeceğiz. Hidrojen, lityum, sodyum. Hemen az önce yapmıştık zaten. Bunların 3'de 1A grubunda hidrojen, lityum, sodyum şeklinde sıralanmış durumdalar. Ne dedik? Aşağı doğru gittikçe azalıyor. O zaman elektron ilgileri arasındaki sıralama hidrojen büyük, lityum büyük, sodyum şeklinde olmalı. Ama şuna dikkat. 7A grubunda sadece bu istisnamız var. Klor, flora göre daha aşağıda olmasına rağmen daha yüksek bir elektron ilgisine sahip olacak arkadaşlar. Bu istisnayı da sadece elektron ilgisi için söyleyeceğiz. Şimdi 7A grubu flor, klor, brom ve iyot şeklinde sıralanıyor. Biz normalde ne bekliyoruz? Yukarı doğru gittikçe arttığına göre florun en büyük olmasını bekliyoruz. Ama şu istisnadan ötürü diyeceğiz ki klor flordan büyüktür. Ama brom ve iyot bunlardan küçük, buradaki sıralamayı etkileyen bir durum yoktur. Bu istisna önemli olarak dikkat etmemiz gereken bir istisna olacak. Peki bir periyotta soldan sağa doğru gittikçe ne olur? Arkadaşlar katman sayısı bu defa sabit, aynı periyottan bahsediyoruz sonuç itibariyle. Atom çapı azalır dedik, çekim arttığı için dolayısıyla etkileşimin artmasını bekliyoruz. Etkileşimin artması, çekirdeğin elektronlara karşı daha fazla çekim uygulaması, bu da yeni bir elektronu almaya karşı isteğin artması demek. Dolayısıyla elektronun ilgisi artacak. Yani bu da yine tıpkı iyonlaşma enerjisindeki gibi sağa ve yukarı doğru gittikçe artacak, ama istisnalar buradaki mevzuyu değiştirecek arkadaşlar. Diyeceğiz ki soy gazlar çok kararlı oldukları için bunun dışında tutacağız. Elektron ilgileri çok çok düşüktür. Soy gazlar yok. O zaman en elektronegatif, daha doğrusu en elektron ilgisi yüksek elementler 7A grubunda yer alacak. Tamam mı? Şimdi azot, oksijen, flor elementlerinin elektron ilgilerini kıyaslayınız diyorsa, az önce yapmıştık zaten, ne dedik? Azot burada, oksijen burada, flor burada. Burası 7A, burası 6A, burası 5A grubu. Sağa doğru gittikçe artacak ve soy gazları bunun dışında tutacağız. Demek ki bunlar arasında flor büyük, oksijen büyük, azot ilişkisi olacak elektron ilgisi için. Bir diğer kavramımız elektron negatiflik olacak arkadaşlar. Bu da aslında elektron ilgisine çok benzer bir kavram. Diyeceğiz ki bağ elektronlarına yapılan çekim kuvveti elektron negatifliktir. Dolayısıyla arkadaşlar mesela bunu nasıl tanımlarız? Hidrojenle klor arasında oluşan bir yapı varsa, bunlar arasında bir bağ varsa, klor hidrojene göre daha fazla elektronları çekeceği için klor kısmi negatif, hidrojen ise kısmi olarak pozitif yükle yüklenir. Ama florla klor arasında böyle bir şey oluşturacaksak, bu defa da flor daha fazla çekeceği için negatif kısmı flor, pozitif kısmı klor oluşturacaktır. Yani şöyle değerlendirebiliriz. Elimizde hidrojen var, klor var.
İki tane elektronu ortaklaşa kullanıp bir bağ oluşturacaklar. Bu bağı oluşturan elektronlar klora çok daha yakın bir noktada toplanıyorlar. Ama bu eğer florla klor arasında oluşsaydı, bu defa elektronlar flora çok daha yakın bir noktada toplanacaktı. Bu da kısmi yüklenmeleri belirleyen faktör oluyor, tamam mı? Dolayısıyla bu bağlara, bu bağdaki elektronlara yapılan çekimi biz periyodik sistemde değerlendirmeye alacağız. Diyeceğiz ki elektronegatiflik bağıl bir kavramdır. Yani az önceki iyonlaşma enerjisi veya elektron ilgisinde bir enerji değerinden bahsetmiştik ama burada öyle bir değer yok. Dolayısıyla biz flora 4 olarak kabul etmişiz. Geri kalan elementleri onunla kıyaslayarak değerlendirme yapmışız. Çünkü flor elektronegatifliği en büyük elementtir. Sebebine gelecek olursak. Şimdi periyodik sistemde yukarıdan aşağı doğru gittikçe az önce aslında yorumladık, katman sayısı artacak. Katman sayısının artması mesafenin artması için çekim kuvvetinin azalmasına sebep olacak. Kendi elektronlarını bile çekemeyen bir taneciğin bağ elektronlarını çekim uygulamasını zaten bekleyemeyeceğiz. Dolayısıyla elektronegatiflik de buna paralel olarak azalacak. Yani periyodik sistemde aşağı doğru gittikçe elektronegatiflik azalır. O zaman flor, klor, bromu kıyaslayacaksak ne diyeceğiz? Flor büyüktür, klor büyüktür, brom şeklinde olmasını bekleyeceğiz. Peki soldan sağa doğru gittikçe ne olacak? Katman sayısının gene sabit olduğunu burada vurgulayalım. Dolayısıyla atom çapı azalacak çünkü çekim, yani tanecikler arasındaki elektron ve proton arasındaki etkileşim artacak. Bu da neye sebep olacak arkadaşlar? Elektronegatifliğin artmasına sebep olacak, doğrudan çekimle alakalı. O zaman periyodik sistemde sağa ve yukarı doğru gittikçe elektronegatiflik artar gibi bir genelleme yapabiliriz. Yine istisnamız burada önemli. 8A grubu elementlerine geldiğimiz zaman onların elektronegatif değerlikleri yok arkadaşlar. Çünkü onların bağı yok zaten ki bağ elektronlarına çekim uygulasın. O zaman fosfor, kükürt, klor. Bak şimdi bunları periyodik sistemdeki konumlarına göre yeniden bir değerlendirme alacak olursak ne dedik? Burası 5A, 6A, 7A şeklinde. Burada fosfor, burada kükürt, burada da klor var. Dolayısıyla sağa doğru gittikçe artıyor ve 8A grubu devre dışı bıraktık. Yani klor büyüktür, kükürt büyüktür, fosfor şeklinde olmalı bunların elektronegatiflikleri arasındaki ilişki. Metalik ve ametalik özelliğe gelecek olursak arkadaşlar, metalik özellik, ametalik özellik tamamen elektron almaya ya da vermeye karşı istekle değerlendirilebilir. Elektron verme eğilimine metalik özellik, elektron alma eğilimine ise ametalik özellik adını vereceğiz, tamam mı? Şimdi periyodik sistemde sola ve aşağı doğru gittikçe çapın arttığını biliyoruz, öyle değil mi? Bu yön çapın arttığı yön. Çap arttığı zaman elektronlara uygulanan, özellikle de tabii ki en dışta kalan elektronlara uygulanan çekimin azaldığını söylüyoruz. Bu da metalik özelliğin artması demek oluyor. Çünkü elektrona uygulanan çekim ne kadar düşükse vermeye karşı o kadar istekli olur. Bunun tam tersi yöne gittiğimiz zaman, yani sağa ve yukarı doğru gittiğimiz zaman elektron alma eğilimi çapla yine orantılı olacağı için, ters orantılı olacağı için çap azalıyor olacak. Çap azaldığı için elektronlara uygulanan çekimin artmasını bekleyeceğiz. Bu da metalik özelliğin azalmasını, dolayısıyla da bunun tersi olan ametalik özelliğin artmasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Yani sağa ve yukarı doğru gittikçe ametalik özellik artar. Ama burada neye dikkat edeceğiz? 8A grubu elementlerinin ne elektron alıp ne de elektron vermek istemediklerini bildiğimiz için onların ametalik özellikleri de metalik özellikleri de her ikisi de çok düşük olarak değerlendireceğiz. O zaman ametalik özelliği en yüksek olan elementlerin gene 7A grubunda, yani halojenlerde olmasını bekleyeceğiz. Hemen şöyle bir genelleme yapalım o zaman. Neyden bahsetmiştik? Atom yarı çapıyla başlamıştık. Sola aşağı doğru gittikçe artar demiştik. Ardından iyonlaşma enerjisinin sağa ve yukarı doğru gittikçe arttığını ve burada 3 aşağı 5 yukarı kuralı olduğunu söylemiştik. Sonrasında elektron ilgisinden bahsettik. Yine sağa ve yukarı doğru gittikçe artıyordu. Burada 8A grubunu devre dışı bırakıyorduk ve florla klor arasında bir istisna durumumuz vardı. Sonrasında elektronegatiflikten bahsettik. Yine sağa ve yukarı doğru gittikçe artıyor ve 8A'nın burada devre dışı olduğunu söyledik. Metalik aktiflik arkadaşlar sola ve aşağı doğru gittikçe artıyordu. Ametalik aktiflik sağa ve yukarı doğru gittikçe artıyordu. Ve 8A grubu elementlerinin yine burada her iki konuda da devre dışı bırakıyorduk. İki yönde de eğilimi yok. Hemen sorumuza bakalım. Yukarıdaki periyodik sistem kesiminde verilen elementlerin elektron ilgisi, elektronegatiflik ve ametalik özelliklerini kıyaslayınız diyor arkadaşlar. Şimdi elektron ilgisini kıyaslamaya girdiğimiz zaman bizim bildiğimiz durum neydi? Sağa ve yukarı doğru gittikçe artıyor ama florla klor yer değiştiriyor o zaman. Klor büyük, flor
sonrasında oksijen, sonrasında kükürt gelmeliydi. Yani flor en başa geçmiş oluyor. Ama elektronegatiflik diyorsak eğer, flor en büyük olacak, sonra oksijen gelecek, sonra klor ve kükürt olması gerekecek. Yani klorun burada bir istisnası olmadığı için normal yerine dönmüş olacak. Ametalik özellik deyince elektronegatiflikle birebir aynı değerlendirmeye yapabiliriz. Flor büyük, oksijen büyük, klor büyük, kükürt şeklinde bir sıralama bizim için yeterli olacaktır. Peki neler yaptık bakalım konuyu bitirirken? Atom yarıçapı, iyonlaşma enerjisi, elektron ilgisi, elektronegatiflik ve metalik ametalik özelliklerden ve bunların periyodik sistemdeki eğilimlerinden bahsettik. O zaman sıra neye geldi? Tabii ki ödül sorumuzu cevaplandırıp yorumlarda paylaşmayı ihmal etmiyoruz arkadaşlar. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Bir sonraki dersimizde yine tam da burada tekrar görüşmek üzere.